Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Günün gelişmesi için sizlerle birlikteyiz. Bu tarz videolara kaçırmamak için hemen kanalımıza alttan abone olup bildirimleri açarsanız hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum. Ve hemen son dakika gelişmesini veriyorum arkadaşlar. Asgari ücretli çalışanların maaşı maalesef azalacak arkadaşlar. Bu sadece asgari ücrette değil, vergi dilimine giren herkesin maaşları azalıyor bildiğiniz gibi. Ama asgari ücretli maaşı 125 TL azalacak. Detayları verelim hemen. Asgari ücretli çalışanların maaşı Ekim ayında 125 TL maalesef azalacak. Gelir vergisi dilimindeki artış nedeniyle önümüzdeki ayda asgari ücretli çalışan vatandaşların maaşları azalacak. Asgari ücretler Eylül ayında %20 gelir vergisi dilimine girecek. Ekim ayında ise asgari ücretlinin maaşı 125 liraya kadar düşebilecek. İşte asgari ücretli çalışanları ilgilendiren o gelişme. Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli zam haberi beklerken üzücü bir gelişme yaşandı. 2020 yılının son aylarında asgari ücretli çalışan vatandaşların cebine giren para maalesef azalacak. Gelir vergisi dilimindeki artış nedeniyle asgari ücretlerin Eylül ayından itibaren maaşları maalesef düşecek. Eylül ayında aylık ücretlerin bir kısmı gelir vergisi dilimine giren asgari maaşlarının Ekim ayında tam maaşlar %20 oranında vergilendirilecek. Böylece Maaşlarda Ekim ayından yıl sonuna kadar 125 TL'ye varan azalma olacak. Aylık gelir vergisi matrağı 2501 TL. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre ücretlilerin vergiye tabi gelirleri hesaplanırken önce brüt gelirlerinin %14 oranında sosyal güvenlik primi işçi payı ve %1 oranındaki işsizlik sigortası primi işçi payı düşülüyor. Kalan tutar vergi matrağını oluşturuyor. Buna göre asgari ücretlerinin aylık gelir vergisi matrağı 2501 TL düzeyinde bulunuyor. Bekar işçi için 2020 yılında asgari ücret bürüt 2443 TL, net 2324 TL olarak uygulanıyor. Ancak net ücretin 220 TL'si asgari geçim indiriminden oluşuyor. Asgari geçim indirimiyle geri ödeme yapılıyor. Asgari ücretle çalışan bekar işçinin normalde ödemesi gereken aylık vergi tutarı 375 TL'yi buluyor. Asgari geçim indirimi yoluyla aylık verginin 220 TL'si iade ediliyor. Böylece bekar bir işçi asgari ücret üzerinden aylık 154 TL vergi ödüyor. Yasal düzenleme olmasaydı bekar asgari ücretlinin de geliri azalacaktı. Önceki yıllarda bekar asgari ücretlerde Eylül ayından itibaren %20 gelir vergisine girdikleri için ellerine geçen net ücret Eylül ayından itibaren azalmaya başlıyordu. 2016 yılından itibaren yapılan düzenleme ile gelir vergisi dilimindeki artış dolayısıyla asgari ücretlerin eline geçen net ücretin Ocak ayındaki net ücretin altına düşmesi önlendi. Bu düzenleme dolayısıyla bekar asgari ücretlerin Ocak ayında ellerine geçen net ücretle Aralık ayındaki net ücret aynı hale geldi. Söz konusu yasal düzenleme olmasaydı bekar asgari ücretli işçilerin de ele geçen net ücretleri bu ay azalacaktı. Eşi çalışmayan ve çocuğu bulunan kişilere daha yüksek asgari ünlüyor. Böylece örneğin eşi çalışmayan 3 çocuklu bir asgari ücretli işçinin ödediği verginin tamamı Ocak-Ağustos aylarında asgari geçim indirimi yoluyla iade ediliyor. Asgari geçim indirimi sabit kaldığı halde vergi dilimindeki artış nedeniyle ödenen vergi arttığı için asgari ücretle çalışan evli ve çocuklu kişilerin ele geçen net ücretleri maalesef azalıyor. Evet arkadaşlar. Asgari ücretli Bekar arkadaşların maaşları aynı kalmakla birlikte asgari ücretle çalışan evli ve çocuklu kişilerin ele geçen net ücretleri maalesef önümüzdeki kaydan itibaren sizlere az önce haberimizde sunduğumuz gibi azalmaya başlayacak diyorum. Asgari ücretle alakalı, taşeron işlerle alakalı, EYT ile alakalı, iş, il iş ilanları ile alakalı gelişmeler için kaçırmamak için kanalımıza hemen alttan abone olup bildirimleri açarsanız YouTube'un en geyik olmayan bilgilendirici sizlere bilgi sunan kanalından gelişmeleri kaçırmazsınız diyorum saygılar sunuyorum